Yeni bir çocuk doğuyor, birçok hatalar olacaktır. En azından 12 hafta minimum olmak üzere beklemek gerekir oturması için. Böyle bir konuşmada yapmıştık ve neticede o senenin devre arasında Antalya'da bir seminer yaptık. Antalya'daki seminere biz eğitimci ve bize varı da anlatması için İtalya Merkez Hakem Komitesi Başkanı ve Dünya Kupası'nın finalini yöneten Nicolo Rizzoli'yi davet etti. Antalya'ya geldi. Hatta orada da Var'la ilgili ters anlattı Rizzoli. Kendisiyle baş başa görüşmemde bana dedi ki, geçen sene dedi, biz çıtayı çok yukarıda tuttuk. Bak bu önemli bir cümle. Çıtayı yukarıda tuttuk. Fakat o yukarıda tutmamızdan dolayı İtalyan medyasından, İtalyan futbol camiasından korkunç tepkiler aldık. O nedenle şimdi çıtayı indiriyoruz aşağıya dedi. Şimdi çıta nedir? Çıta şudur. Hep söylenir ya bazı arkadaşlar tarafından efendim protokol 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 ya protokol dediğin oyun kuralları değil mi? Oyun evet. kuralları oyun kuralları. Oyun kuralları aynen otomatik uyguluyor musun? Örnek vereyim daha 2 evvel dün belki de bir maçta penaltı oldu. Değil mi? Penaltıda oyun kuralları diyor ki her iki takımdan bir oyuncu ceza sahasına girerse o penaltı gol de olsa olmasa da tekrar edilir. Peki bu uygulanıyor mu? Bizde uygulanmadığı gibi dışarıda da uygulanmıyor. Evet. Taz atışı çıktığı yerden atılır deniliyor değil mi? Atılıyor mu? 5 metre ileri belki geri e Hocam çok yakında 6 saniye kuralı ile ilgili bir olay yaşadık. Oradan oradan şuna geliyorum. Ben, kural bu değil mi? Kural. Kitapta her yerde yazılı. Bu sefer VAR protokolünde de yaza, yaz, yazabilir. Ama bunun uygulamasını merkez hakim komitelerinin vereceği talimatlarla genellikle meydana geliyor. Bu da nedir? Yani bir pozisyon var. Bu gri ama griden biraz siyaha doğru giden veya beyaza da gören noktadaysa bunu hakemin izlemesine o VAR'daki arkadaşın davet etmesi gerekir ve adaleti yine hakem versin. Ama o çıta dediğimiz olay yani biraz aşağıya inmesi, o davetlerin fazla olması, çıtanın tamamı yukarıda durması yüzde yüz denilen ki öyle bir deyim yok şeyde protokolda. Ee, en azından bir kanıt bulduğu anda davet etmeli şeklinde. Bu bir anlayış meselesi. İşte buradan kopuklar meydana geldi bizim dönemimizde. Sizin döneminizde hocam kısa bir şey söyleyeceğim parantez içinde. İyi kullanılmadı var. Yani biz suyu çıkarıldı deriz ya bu şekilde neredeyse var hakemler maçı yönetiyordu geçen sezon. Yani bu sezonda yine bir sıkıntı var. Sizin zamanınızda Öyle 12. Mi? haftaya kadar Hocam e, şimdi oyun kuralları değişti. 12. haftadan sonra 34 yani 34. haftaya kadar yani doğru kullanılmadığını düşünüyorum ben. Öyle mi? Ben diyorum ki işte Türk 2 var dediler. Benim zorlamaya çalıştım. Şimdi İFAP yani oyun kurallarını FIFA ile beraber bu vardaki sistemi madde olarak koydu bu sene uygulamaya geçecek. Yani benim o zaman savunduğum yani daha fazla gelmesini sağlamak oraya gelen Hı. hakeme de varda oturanın bu bana göre penaltıdır deme. Bu bana göre ihraçtır deme gibi görüşünü belli etme imkanı açtı. O zaman ben bunu savundum. Hocam, Bunları yapamadı. Yani çıtayı çıtayı <laughs> Çıtay yani ve doğru başlayın doğru çeksin diyor. Ama yani. hakemin ham gri olan değil olan, olan geçen, olan geçen değil. sene. Şimdi bu sene de ne oldu? Geçen seneyi baz aldılar. Bu sene daha az gidindiler. Yani maçın hakemi genelde karar versin. Geçen sene olduğu gibi VAR hakemi neredeyse maçı yönetiyordu. Şimdi hocam ben ne diyorum ki? Bu sene yani uygulanmadı. Yani uygulayabilirdi bu 8 maçlık periyotta. Onu ifap şey bırakmıştı ama uygulanmadı. 1 Haziran'da geçerli olan oyun kuralları değişti. Oyun kurallarıyla beraber vardaki o kural da değişti. Diyor ki bundan böyle artık oraya gelen hakeme varda gören yapan hakem şunu diyebilecek. Diyecek ki bana göre şurada ayağına basıyor. Bu bir penaltıdır. Karar senin. Bunu diyemiyordu. Yani var daha işlevsel. Ve dolayısıyla İtalya, İ İngiltere tuttu geçen sene. Geçen sene İngiltere bu çağırdığı şeye söylenmiyor diye protokolda denildi. Hayır orada söylüyordu İngiltere. İngiltere'de bunlar uygulanıyordu. O zaman İHVAP baktı ki bir, bir devlet uyguluyor. Öyle uygulamıyor. E İngiltere bu sene, İngiltere geçti. Bu sene geçti ama var zaten geçen sene. Yani bu geçti bir sene. Uyguluyor. Evet, bu sene bu, uyguluyor. 2019-2020 yani sezonu. Ama Mart'ta da bu şey değişti. Kural değişti. Kural değişti evet. evet. Mart'a kadar uyguladı İngiltere. Gördü. Ben buna bir şey yapamıyorum. Dolayısıyla bütün dünyaya bunu aynı kabul edeyim dedi. Ve ne e de şimdi bu sene yani önümüzdeki sene artık oraya hakem geldiği anda bazı görevli olan hakem gördüğü basmayı ona bak buraya basıyor diyecek. Bu basma bana göre bir penaltıdır. Karar senin. Mevcutta, ne, Mevcutta Maldi, ne diyor hocam? Mevcutta ne diyor? Burada şöyle pozisyon var. Bak değerlendir diyor. Yani ona bir penaltıdır. Bu e, ihraçtır falan demiyor. Bir yorumda Olay, bulamıyor. Olayı, olayı gösteriyor. Söylemiyor. Sadece Olay bak şöyle durdu, bir şey var Basıyor veya bilmem ne diyor ama kanaatini belli etmiyor. Anladım. Yani şu an, var, var Şu an bir erken, kanal söylemiyor. Adım. Mesela sene, Ama... sene MHK toplantı neydi? Geçen sezonu baz aldı. Dedi ki çok gidildi VAR'a. Bu sene niye gidilmiyordu VAR'a işte? Geçen seneyi baz aldığı için çok müdahale edildi VAR'ın. Bu sene de işte Ulanbek tarafından yapılan toplantıda işte MHK başkanı gerek kurumaylar çok az gidilecek. Genelde maçın hakemine insetif bırakılacak <laughs> dendi toplantıda. İşte diyorum, bana Ama göre, İFAP şimdi değiştirmiş. diyorum ki evet. gidilmedi de. O gidilmemeden dolayı ortada olan, var olan bir kanıt gösterildi mi? Gösterilmedi. E kanıt neticede bir penaltıdır, ihraçtır bilmem nedir. Ama ortadan gösterilmediği için o şekilde gitti. Bana göre doğru değil. Peki şimdi… Ve neticede İtalya'da buna benzer olarak olduğundan dolayı gelme arttırıldı. Yani çıta aşağıya indi. Bugün Fransa'ya bakın, Fransa'da, İtalya'da, İtalya'da maçları izliyoruz. Evet. Geliyor mu? Geliyor. Değil mi? Çok az ne, geliyor. Ne? çok aşırı gelmiyor. Ya ortada bir Gerek varsa o, geliyor. Ortada baraya, bir şey varsa ona geliyor. Baraya, zaten başka pozisyon yok ki. Kaçırdığı bir şey yok ki. Avrupa'nın Bizde pozisyonlar kaçıyor. Delil var. delil var. Delil var. Delil varsa yani delil olarak kanıt dediğimiz olay varsa davet eder. Aynen. Hocam siz de Avrupa'da birçok ülkede Hı. görüyorsunuz. Varı kullanırken saniyelik geliyor, görüntüyü gösteriyorlar. Hemen gidiyor. Bizde bir kere çok uzun sürüyor. Bir de geçen sene dediğim gibi olay çok eksajere edildi bir daha söylüyorum maçın hakemi değil bütün inisiyatif vara bırakıldı. İlk sezon bu sıkıntı yaşandı. Bu yani size bağlı demek istemiyorum. Geçen sene ciddi anlamda sıkıntı ama yaşandı. Ama işte bu o zaman maçların maç, maçlar 100 dakika oynanmaya başladı neredeyse. 98 dakika, bak, 99 bak, dakika, 100 dakika oynanan maçlar. Her ilk ilk hayata geçen zordur. evet, evet biliyorum. İlk geçen evet. ama vardı. ama bizimki Avrupa'ya göre süreleri de ilk mesela olanlara göre daha fazlaymış. İlk kullanan ülkelerde en fazla ülkeler, maçın uzatma hayır, süreleri ülkeler, bizde ülkeler, ilk yarı ve ikinci yarı daha fazla. fazlaydı. Evet. Bizim daha fazla ilk kullandığımız sezon. O yapanlara bağlı. İşte Zaten evet. ben orada kavgam orada başlıyordu. Bana değerler verilmeden başka yerlere değerler gidiyordu. Değerler oradan medyaysız yani enteresan Dolayısıyla Tabii. gerçekleri görmek. Ha burada ilk çıkan akşam arkadaşlar dört dörtlü görev yaptım. mı? Hayır bizim de hatamız <laughs> oldu. Hakemlerin de oldu. olacak. Ama bu değil. hataları olurken İtalya'da da oldu. Ben örnek veriyorum. Tabii o zaman Nikola Rizoli'nin dediği. Başka yere nasıl gidiyordu Yusuf ya? Nasıl? Değerler sana gelmeden başka yere nasıl başka gidiyordu? Başka yere de çok başlık yaşıyorduk. Şimdi biraz öyle derdi. Mesela şeyi oraya e, Ilgaz'ı. Murat Ilgaz'ı. Koordinatör diyor. Protokol işte, yapıldı. Evet. Ayrı bir şey verildi. Birim oluşturuldu. Bir, bir. Ondan sonra şey olan Genel Sekreterliğin altında olan belli şeyler, bütün o değerler oraya gidiyor. Aha. Normalde bana gelmesi lazım. Merkez Komitesi Başkanıyım değil mi? Başkan olduğunuzda kurulları alt kurulları siz mi atadınız? Her şey siz. Alt mi? kurul diye bir şey yok. Yani alt diğer böyle görev alan görev bütün... alanları federasyon seçti aldı. Evet. Neticede onların alması önemli değil görev alabilir. Ama neticede buranın sorumlusu nedir? Kimden soruluyor? Sizden. merak mi soruluyor değil mi? eden. başkanı olarak lazım. sizden soruluyor. Her şeyin, bütün bilgilerin oraya gelmesi lazım. Bilgiler gelmeden toplanıyor, O neticede şu kadar e, orantı 120 saniye, öbür saniye bilmem ne kim yapıyor bunları? Orası yapıyor. E ben bile onu görmüyorum. Nasıl oluyor bu? E nasıl iki başlık Ondan sonra ben nasıl adam? itham ediliyorum şu kadar dakika saniye diye? E nasıl iki başlık farklı ha, şeyler oluyor? İşte olay orada, onu diyorum zaten o da var. Ama ben bir de açık olarak şunu söylüyorum. Vurgulamaya çalıştığım nokta şu. Bu sene, bu sene İFAP benim düşündüğüm düşünceyi hayata geçiriyor. Benim için gurur verici olay yok. Daha Ve çok çok Bunu diyor yani. hakem arkadaşlar da biliyor, kuruldakiler de veriyor. Bunun bunu, mücadelesini yaptığım için.